Merhabalar arkadaşlar, bu videomuzda şu turbonun altında, yani arabanın altından geçen, şöyle diyelim, şu boru var ya, şu turbo alt alüminyum boru. Arkadaşlar bunda neden yağlanma oluyor? Arabanın altına baktınız, arabanın altında yağ var. Şimdi arabanın altında incelenmesi gereken bir konudur ama, yani oraya bir bakılması gerekiyor, kafadan atılamıyor ama ondan ziyade şu orada şu şekilde bir durum olabilir. Bahsetmek istedim. Yani şüpheli duruma düşersiniz. Bir yerde görürsünüz, lan araba turbo yağ mı yakıyor? Araba motor mu çatladı, gövdesi mi çatladı vesaire, burada neler oldu da bu motordan yağ almış işte. Biri oradan tuttu, krank geçesi gitmiş, biri oradan şanzıman geçesi gitmiş, işte şanzıman inecek, motor inecek, aşağı çıkacak, yukarı çıkacak gibi durumlarda, hani bu durumlardan böyle korunmak amacıyla burada neler yapılır, bilgilendirme maksadıyla videolarımızı hem görsel olacak hem de ne gibi durumlar başımıza gelir, neler yapmalıyız onunla ilgili arkadaşlar. Videolarımız tamamıyla zaten bu konu üzerine. Yani ne yapılabilir? Masrafsız gerçekten doğru parça değişiliyor mu veya orada neler yapılabilir? Bununla ilgili videolarımız devam edecek olabildiğince. Arkadaşlar şimdi o alttaki göstermiş olduğum demir, yani alüminyum boru. Onun yağlanması, motorun yağlanması ilk önce arkadaşlar şanzıman la alakalı, yani krank geçesinin bozmuş olmasıyla alakalı bir durum da olsa, burada arkadaşlar yapmanız gereken, bakın şunu unutmayın, krank geçesi arabada volanla motor arasında, orada bir volan çıkışında, baskı balata arasında bir krank keçesi var. Yani tam volanın birleşiminde diyelim, öyle motorun arka kıçı, şurada önü. Şimdi arkadaşlar buradaki, eğer krank geçesinde bir kaçak var ise mutlaka şu yağ çubuğu çektiğinizde araba yağ eksiltecek. Yani arabanın hemen bu öyle bir altında bir yağ gördüğünde telaşa kapılmayın. Yani biri krank keçesi diyebilir, şanzıman keçesi diyebilir vesaire diyebilir. Ama hemen telaşa kapılmayın. Kontrol edilmesi gereken 3 aşama vardı. Sadece 3 parça. Şimdi şanzıman keçesinde yağ eksilirse arkadaşlar, yağ seviyesini şanzımanın alt tapası, üst tapasını açarsanız manuel şanzımanlar 2 litre yağ alır. Oradan sızıntı varsa şanzıman yağ tamamdır. Otomatik araçlarda şanzıman yağ kontrol, şurada çubuğu var. Ulan otomatikle bir gün denk gelirsem onunla ilgili video yapayım. Şanzıman yağ eksiltir, şanzımanı o şekilde takip edilir. Krank keçesinde yağ eksiltmesi demek, arabaya biz hani 4 nokta her zaman söylüyorum, 4850-4900 miligram yağ alır. İçindeki yağ kalıyor. Sıfır motora 5300 miligramı koyun. Burada arabanın krank keçesinden kaçak olan bir araba motor yağını eksiltir. Turbosunda bir sıkıntı olan araç motor yağını eksiltir. Altta bir yağlanma varsa siz ilk önce görsel olarak yağın damlamadığından emin olun. Daha sonra motor yağını takip edin. Arabayı koyun. Öyle şu anda sıcak araba. Yani hemen şu çubuğu motordan arabadan inip stop edip gelip şu çubuğu çekmeyin. İmkansız doğru sonuca varamazsınız. Bunları bilmemiz maksadıyla söylüyorum. Araba bir saat dinlenecek. Yağ süzülecek güzelce. Düz bir zeminde olacak ve arabanın yağ seviyesini kontrol edeceksiniz. Bunu 3 gün, 4 gün, 5 gün kontrol edeceksiniz. Bir hafta araba yağ eksiltmiyor. Şanzımanın orada bir yağlanma yok. Buradaki durum arkadaşlar yine şurada turbo. Şu, hemen onu da şöyle gösterelim. Şuradaki, bakın, şöyle göstereyim, kuru PCV valfi, yani karter havalandırma valfi, araçta bulunan, özellikle arabalara fazla yağ koyuyorlar. Hyundai Accent Blue 1.6 dizel arabanız varsa 4900 miligramın üstüne çıkmayın. 4850, yani 5 litre yağ aldıysanız içinde bir su var daha kalsın. Koyun, bir saat sonra bunun sürecini takip edin. Arabada fazla yağdan dolayı arabaların üstü başı batıyor. Özellikle uyarıyorum. Arabaya 5 litre yağ aldıysanız arabaya 5 litre yağ koymayın. Genelde altta tapay, karter tapasını ilk hemen akmadan 10 dakikada 5 dakikada kapatıyorlar. Yağ akarken, yağ böyle ne diyeyim size, kalemin ucu kadar akarken veya damlarken şıp 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 tık hemen kapatılıyor. O içeride kalıyor ya. Siz arabaya 5-6 litre yağ koymuş oluyorsunuz. Ondan sonra da tutuyor araba PCV valfinden bir basıyor, turboya yağı bir körüklüyor. Ondan sonra boğaz kelebeği, daha
Yani bu parti kurtukamaya kadar gider. Bir de arabaya çok 5. 6. vitese atıp da 70'in eneye gidiyorsanız çok sıkıntı. Körüklenemezse, DPF de doluysa, yani partikül filtresi arabanın üstündeyse, o atamayacağı için direkt bunu turbo tarafından çok yağlana yağlana boğaz kelebeğine kadar gelebilir. Yani sıkıntılı bir süreç başlar. Bu PCV valvinden çıkan yağ buharı genelde bu dediğim yağ buharından kaynaklanıyor. Turbonun yağ yaktığında nasıl anlıyorduk? Ya şu PCV valfi turbodan sökülmeyip arabayı 5 dakika çalışmadan o turbonun yağ yaktığını, kimse yağ damlattığını, motorda yağ eksilmesi kimse anlayamaz arkadaşlar. Öyle kafadan oradan yağ geliyor diye yağ buharını unutmayın. Yoksa boşuna turboyu rektefe edersiniz. Yani gereksiz milli serveti boşa çöpe atmış oluyoruz yani. Milli servet boşa gitmiş oluyor. Para almak maksadıyla değil yani bu işle. Alttan turbonun şu hava emişi, bir daha şuradan türbin çevirdiği için hava kompresör çıkışı. Çıkışındaki arkadaşlar, işte orada bir sıkıntımız var. Alacağınız buralara conta alırken onu söyleyeceğim. Kesinlikle kaliteli conta, yani kaliteli hortumun alın, orijinal alın ya da orijinal böyle bıçağın kesmediği hortumları alın. Yani sağlam, böyle güvenilir markalı, yabancı markada olabilir. Emin olduğunuz. Interkolun bir girişine plastik, orada arabanın altında düz boru geliyor. Bir de altta plastik hortumumuz var. Ya asıl önemli olan, bütün sorunların kaynağı arkadaşlar şu turbo boğazındaki hortum arkadaşlar. Orada bir karış bir hortum var, 1,5-2 karış. O plastik. Lan lastik yani. Zamanla mukavemetini kaybediyor. Olması gereken bir durum. Yani kesinlikle arıza değil. Niye arıza değil? Orada partikül filtre o kadar ısınıyor ki, hele siz yüksek devirde kullanıyorsanız, arabayı yüksek devir her zaman yıpratır. 3000 devri geçmeden kullanın diyorum o yüzden. 3000 devirde, çünkü 6 ileri bir araba 160 ile gidiyor yani. Nereye kıldırsak EDS var zaten. Arabanın altındaki o çıkışta arkadaşlar zamanla mukavemetini oradan kaybediyor. Basınç ve sıcaklık yüzlerce derece sıcaklık. Oradaki şu boğazdaki kelepçeler hem alttaki hem üstteki hafif gevşemeler yapıyor. Lastikte ezilmeler başlıyor ve oradaki yüksek kompresör basınçtan dolayı, turbonun basıncından, motorun basıncından dolayı buralarda yağ telletmesi oluyor. Bir de arabada fazla yağ varsa buralar daha çok telliyor. Eğer benim arabada fazla yağ olsun, şu külbütür kapağının üstü tüm yağ olur. Of! Kesinlikle arabada bir şey sıkıntı yok. Arabalar genelde fazla yağ atamadığı için. Çünkü Euro motorlarda karter havalandırma valfi diye bir şey var. Kesinlikle dışarı atılamaz. Uluslararası Avrupa emisyon değerlerince bu boru dışarıya, yani şuradan dışarıya püskürtemez. Arabaya hem destek oluyor, arabanın iyi yapmasını sağlıyor. Ona göre arabayı devrinde kullanmanız gerekiyor. Yüksek devirler değil ama. Arabanın altındaki o hortumları ne yapıyoruz biliyor musunuz arkadaşlar? İlk önce arabanın altını temizliyorsunuz. Yağı temizliyorsunuz. Araba şanzıman yağ eksiltmemiş. Motor yağ eksiltmemiş. Turbo yağ yemiyor. Arabada, yani motordan yağ eksiliyorsa ya turboda ya motorda bir şey vardır. Egzozdan size belli edecektir zaten. Şuradaki durum arkadaşlar. Temizliyorsunuz. Arabanın altını temizliyorsunuz. Bunlar var ya, %100 kesin sonuçlar. Arabanın altını temizliyorsunuz. Hortumların kafasını temizliyorsunuz. Balata spreyi biraz zarar verebilir. Devre temizleyici veya plastik temizleyici, lastik temizleyici kullanabilirsiniz. O daha iyi temizleyecektir. Balata spreyi biraz kurutup yüzünü plastiğin yakıyor arkadaşlar. Balata spreyi farklı bir şey. Sanayi işi. Yani metala vurulur da plastiğe biraz sıkıntı. Oradaki lastik contalanın şeylerini sıkıyorsunuz. Kelepçelerini sıkıyorsunuz. Hafif yokluyorsunuz. Sıkma derken böyle, yani kamyon bijonu gibi sıkmıyoruz. Normal. Zaten 10 numara bir anahtar tutuyor. Yavaşça sıkıyoruz. Orayı da sıkıyoruz. Orayı da sıkıyoruz. Hem hava emişi hem kompresör kısmını. Arabanızdaki bu alttaki yağlanmalar, onlar bunlar tamamıyla gidecektir. Araba alta yağsız duruyorsa, orada bir kelepçe varsa şunu unutmayın. Rüzgar arabanın altında durduğu yerde bunu yapmaz. Rüzgar geçtiği için arabanın arkasına doğru bir yağlanma oluşur. Arabanın motoruna doğru bir yağlanma, sıçramalar oluşur. Araba yağ eksiltmiyor ama. Sıçramalar niye? Turbonun yüksek basınçta oralardan gevşeyip de attığı dışarı yağ buharından dolayı. Yağ buharı arabaya yağ eksilttirmez. Çok zor bir ihtimaldir. O yağ ölüp bitmesi gerekir. 30 bin kullanılması lazım. Ondan sonra o yağ ölürse o araba o yağı yakmaya başlayabilir. Tehlikelidir, motor için sakıncalı bir durumdur. Ona da dikkat ediyorsunuz. Arkadaşlar video yani 10 dakika geçmesin diye çabaladım. 10 dakikada eminim oradaki durumu anlamışsınızdır. Ben bir de görsel atacağım arabanın yağlanması ile ilgili. Ona da dikkat edelim. Sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Temizlik yapmadan, kontrol etmeden, arabanın motor yağını kontrol etmeden, takip etmeden,
genel bir sonuca varmayın. Hemen şanzımanı söküp de krank gecesini değiştirmeyin. Boş boşuna değişirsiniz. Milli servet boşa gider. Emekler boşa gider. Arabadaki işçilik boşa gider. Geri geriye takmış olunur ve aynı arıza geri devam eder. Yani şu turbonun kafasındaki sıcaklık ve gevşemeden lastiğin biraz yıpranmasından dolayı. Biraz sıkıyorsunuz, bırakıyorsunuz. Olay tamamıyla bitiyor arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.